Yani cebir ne olur? Eğer kelime olarak ikinci bir varlığa cebredilir. İkinci varlığa. Buradaki cebir Allah'ın cebri. İkinci varlığa cebir değil. Evet. Yani Allah'ın mutlak meşiyetiyle yani ihtiyarıyla bu böyle olacak demesi. Bu anlamda cebir. Yoksa tabii, yine ikilik yok. Yoksa cebriyecilik mezhebi var ya. Evet. Oraya görüş açılır. Yani İbn Arabi Hazretleri'nin bu görüşünü şimdi onunla da örtüştürüyorlar. Ya cebriyeciliğin savunuyor. İbn Arabi'nin o zaman bu görüşü cebriyecilik diyorlar. Hayır. Cebriyecilikte iki varlık vardır. Bir Allah, bir de yarattığı kulları vardır. Allah kulunu zorlar. Bizim anlattığımız cebirde Allah'tan gayrı yok. Allah-u Teala kendi ilmindeki ilmi sureti ne murad ettiyse, nasıl murad ettiyse öyle halk etti. Mutlak cebir. Tabii ki. Burayı iyi anlayalım bakın. O cebirle bu cebir çok farklı. O cebir bağlantısıyla kul istiyor. İstediği şeyi. Tabii ki. Tabii. Yani kulun istemesi sana o şartlar, o şartı Allah-u Teala halk etmiş, koymuş. Sen orada isterken o şart dahilinde isteyebilirsin. Cebre bağlı olarak istiyor. O şartların dışında bir şey isteyemezsin. Evet. Çünkü bulunduğun yer ancak onu istemeni gerektiriyor. Adı istedi oluyor. Adı incelik var işte. Heh, burada püf nokta. Adı istedi. Adı istedi. İşin hakikatinde o verdi. İşte tekrar dönüyoruz o ayete Allah-u Teala'nın. Allah dilediğini yapar. Hüküm ona aittir. Net ve açık. Yani onun dışında onun hükmüne itiraz edecek, onun hükmünü bozacak ya da onun hükmünü kabul etmiyorum diyecek bir varlık var mı? Yok ki. Hocam bunun olması için ilmi suretin ortadan kalkması lazım. Kalkmadığına göre bitti. O zaman bütün her şey sadece vücut sahibi Allah ise ve her şey, vuku bulan her şey Allah'ın ilminde vuku buluyor ise adeta teşbihte hata olmaz. Hayalde vuku bulan hadiseler ise ki ehlullah öyle diyor, alemler hayalden ibarettir. Kime göre? Allah'a göre. Bize göre varız ve ebedi var olacağız. Bakın burayı iyi anlayalım. Yani ben işte hayal diyorsunuz ama ben varım. Bakiyiz. Ahirette cennet ya da cehennem ortamında ebedi kalıcı olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Evet doğru. O zaman nasıl hayal diyenler oluyor mesela. Böyle hayal mi olur? Hayal bize göre değil. Biz varız. Hakiki vücut sahibine göre hayaliz biz. Burayı iyi anlayalım. Hakiki vücut sahibi Allah-u Teala'dır. Ona göre bir nevi biz hayal hükmündeyiz. Yokuz yani. İbn-i Arabi Hazretleri diyor ya, var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? Yokuz. Hakikatte yokuz. Hakikatte vücut sahibimiz, vücudumuz yok. Hakikatte. Nerede? Allah'ın mertebesinden meseleyi değerlendirdiğimizde. Ama in aşağıya varlık mertebesinden değerlendir. Varız. Ve var olan bir şey ebedi olarak yok olmaz. Sadece şekil değiştirir. Varlık da öyle. Konuş burada okuduk. İki sohbet önce okuduk değil mi? Yani Arabi Hazretleri ne diyor? Dönüşür. Efendim? Biri zati bir mesele. Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun derken yani zattan bahsediyor. Yani. Zattan bahsediyor. Evet. Sen zaten yoksun zaten ki diyor. Yoksun ki yani. Ama bize göre izafi varlığımız tabii ki var. Ve ebedi olarak da var olacak. Bize göre. Ama izafi. İzafi varlık bu. Gerçek yani, değil. İzafi varlık yani. Vücut sahibi olan Allah'ın nezdinde tabii ki gerçek değil. Tabii. Onun ilmindeki ilmi sure. İşte bu meseleyi anladığımız zaman Allah-u Teala'nın meşiyetini anlamış oluruz. Allah'ın meşiyeti, dilemesi. Demek ki alemde cereyan eden bütün hadise Allah'ın meşiyeti cihetinden olur. Bakın Allah-u Teala bazen emreder ama o emrinin olmasını murad etmez. İşte meşiyet budur. Emreder kuluna bunu böyle yap. Ama onu öyle yapmasını murad etmez. İşte meşiyet. Meşiyet bu. Murad etmez onu. Her ne kadar emretse de böyle yap diye murad etmez. Hocam işte şey devre yani neden emreder o zaman sorusunun cevabı tafsilat olması için mi emreder? Elbette ki. İş tafsilde detayda yani burada aslında Allah-u Teala şunu zikredelim en son bağlayalım. Allah kullarından hepsinin bu hakikati idrak etmesini beklemiyor. Bunu da irade etmemiş. Meşiyeti de böyle değil. Demek ki kullarından meşiyetiyle gene dilemesiyle kimin bu hakikati idrak etmesini murad ettiyse onlara o kapıyı açmış. Bakın burada anlatıyoruz ama şimdi Allah'ı böyle bilmemiz lazım, tevhidi böyle anlamamız lazım. Yine Allah-u Teala bunu bilebilecekleri de meşiyetiyle dilemiş. Bizi de o bilenlerden eylesin inşallah. Hakkıyla hem bilen hem de hakkıyla kulluğunu
yapıp rızasına erenlerden eylesin. Bu çok mühim. Çünkü Allah-u Teala böyle bir incelik var, bir cilve var. Yani Allah kulunu muradından, yani meşiyetinden sorguya çekmiyor. Emrinden sorguya çekiyor ahirette. Burada bir cilve var. İmtihan orası. İmtihan burası. Yani meşiyetinden nereye sorguya çekecek? Meşiyet zaten hükmünü icra ediyor. Başka bir alternatif yok ki. Ama emrinden emrine uymuş mu uymamış mı bundan sorguya çekiyor. Ha, şuna da geliriz. Peki burada sorguya çekiyor da niye o zaman beni böyle murad etmiş? Beni olumsuz, onun emrine karşı olumsuz şeyler yapmaya murad etmiş diyen kişiye o zaman işte ikilikten baktığı için bu şeyi derledik. Evet. Tekliğe geçmiş olsa böyle bir şey kalmaz. Allah sorusu diledi, kalmaz. Allah çünkü Allah böyle diledi. Benim hakkımda muradı bu. Böyle dilemiş. Bu hakikati bu dünya hayatında hakkıyla idrak edip Allah'ın huzuruna çıkanın da oradaki Allah'ın ona da muamelesi farklı olacaktır. Öyle. Muhakkak. Yani bu hakikati idrak edeni, hakkıyla idrak edip huzurunda karşısına çıkanın. O zaman onun da muamelesi, Allah-u Teala'nın muamelesi farklı olacaktır. Çünkü eğer ki Allah, tevhidi hakkıyla idrak edip de Allah'ın meşiyetinin gereği olarak kulluğunu icra ettiği kulluğunu ortaya koyduğunda diyebiliyorsa Allah'a ilerleyen zamanda gelecek. Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki Allah-u Teala kullarına şöyle hitap edecek. Burada çok bir incelik var diyor, sır var diyor. Ey insan! Burada insan diyor bakın. Yani ey Müslümanlar demiyor. Ya da ey münafıklar, ey müşrikler diye hitap yok. Ey insan! Umumi. Genel bir hitap var. Ey insan! Senin kerim olan Rabbine karşı kışkırtan nedir? Allah-u Teala böyle hitap edecek kuluna. İşte orada bu hakikati idrak eden kul, kerim olan Rabbine karşı kışkırtan nedir? Kerim, Allah-u Teala aslında sorunun içerisinde cevap gizlemiş. İbn-i Arabi Hazretleri öyle diyor. Kerim olan Allah. O zaman da diyecek ki o kul, o hakikati idrak eden kul. Senin keremin ya Rabbi. Eyvallah. Beni kışkırtan senin keremin. İkramlı. Sen böyle dilemişsin. Böyle murad etmişsin. Senin meşiyetin üzerindeki buymuş. Ama bunu idrak eden için geçerli. Bakın bu mertebenin adamı için geçerli. Bu mertebenin adamı olmazsan aynı şeye benzer bu. Bu örneği hep veriyoruz. Hazreti Ömer zamanında hırsızlık yapan şahıs yakalanmış, getirilmiş Hazreti Ömer'in huzuruna. Hazreti Ömer niye hırsızlık yaptın demiş. Allah dilemeseydi yapmazdım. Dilemiş ki yapmışım demiş. Hazreti Ömer işte hırsızlıktan dolayı elinin ayağının kesilmesine hükmetmiş. Kesildik diye bilgi getirmişler. Şimdi şu kadar da kırbaç vurun demiş. O zaman demişler ya Ömer sen adaletlisin. Bu kırbaç neyin nesi? Ceza verildi. Kesildi kolu bacağı. O demiş Allah'a attığı iftira için. Burayı iyi anlamak lazım. Ama mertebeden dolayı. Mertebeden dolayı. Sözü üst mertebeden bakıldığında bu adamın sözü de doğru. Doğru. Hak. Ama o mertebenin adamı olmadığı için orada taklit yapıyor bu adam. O zaman ceza hak ediyor. Olmaz. Aynı Enel Hak diyenin. Enel Hak demekte o mertebeye çıkıp da Enel Hak dediysen mazur görülürsün. Ama takliden Enel Hak dersen cezayı gerektirir. Ona cezayı vermek gerektiği. İşte burası çok mühim, ince yer. Burada Allah-u Teala hangi kullarına bunu nasip ettiyse yine meşiyetiyle, dilemesiyle o hakikatleri de o kullarına açmış. Bilmesini murad etmiş. Burada bir cilve var. Yani Allah-u Teala İmam Can'ın dediği gibi Karagöz Hacivat oyunu, perde oyunu bu. Bu alem perde oyunu. Allah-u Teala istediği gibi oynuyor. Çünkü hüküm ona ait. O dilediğini yapar. Bize düşen, eğer buradan nasibimiz varsa bu hakikatleri idrakten, bu perde oyununun nasıl oynandığını çözmek. Bize düşen bu. Bu oyun nasıl oynanıyor? Mesele nasıl cereyan ediyor? Bunu bilmek yani. Kula düşen bu. Bunu bilerek, eğer hakkıyla bilerek kul burada görevini tamamladıysa tamam işte kulluğunu hakkıyla yerine getirmiştir bu. Hem Allah'ın rızası istikametinde hareket ederek zaten emri mecbur cereyan edecek. Allah-u Teala'nın emri yani meşiyeti muhakkak cereyan edecek. Önemli olan Allah'ın emrine ben uyabilecek miyim? İşte tekrar bir meselenin anlaşılması için bir örnek daha verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ya Hud suresinde geçen ayette bu ve kardeşleri beni ihtiyarlattı.
emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Evet, İbn-i Arabi Hazretleri bu ayeti açarken diyor ki Allah-u Teala adeta şöyle diyor. Hitap ediyor. Diyor ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Emrolunduğundan kast nedir? Yani şeriat gönderdiğim emirde neyi sana emrettiysem, neden seni nehyettiysem ona göre yaşa. Dosdoğru ol. Bu ayet ihtiyarlattı, kocalttı buyuruyor Resulullah Efendimiz. Ve İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki ehlullah'tan olanlar, ehlullah'ın seçkinleri bu ayeti ve bunun gibi buna benzer ayetleri okuduğu zaman ürperirler, titrerler. Neden? Allah-u Teala diyor ki emrolunduğun gibi. Yani sana emrettim, emrettiğim gibi yaşa. İyi de Allah'ın benim hakkımdaki meşiyeti, oradaki emirlerinden bazılarına muhalif olmamı yazdıysa, irade ettiyse, ben nasıl emrolunduğu gibi olacağım? Yapamazsam. Yapamazsam. Çünkü meşiyeti öyleyse, evet. İşte bunu düşündükleri zaten zaman yapamayacak. Bunu düşündükleri zaman titrerler. Ama şurayı da bilirler, bu hakikat değişmez. Değişmez. Allah ne murad ettiyse, meşiyeti neyse o cereyan edecek. Bu hakikat değişmez. İşte bunu da bildikleri için Allah'a teslim olurlar. Meşiyeti neyse en güzel teslim olmak. Tabii. Ya teslim olmasan zaten ne yapabilirsin? Yani. Kaçacağın başka yer mi var? Yok. Ondan ona kaçarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi senden sana sığınırım. İşte senden sana sığınırım. Yani senin gazabından rahmetine sığınırım. Ola ki meşiyetin, benim hakkımda dilediğin meşiyetin senin emrinle örtüşmediği yerler varsa işte o durumda senin rahmetine sığınırım. Beni affet, mağfiret et, bana rahmet et. Anlamında duamız. Başka bir şey olmaz. Çünkü mutlak yaratıcı o dilediğini yaptığına göre bütün mevcudatta onun ilminde ilmi suretler olduğuna göre hiçbir şeyin hakiki manada ona itiraz etme diye bir şeyi mevzu bahis olamaz. Mümkün değil. Burada işte bu sistemin işleyişini çözmek, bilmek ve Allah'a kulluğunda, teslimiyetinde bu rızayı göstermek. Mesele bu. Bizim anladığımız bu. Yani burada bu dünya hayatında bunu çözüp, bu sistemin işleyişini çözüp Allah'a rıza göstermek, Rabbimize razı olmak ve Rabbimizin de razı oldukları zümreden olabilmek.